Türkiye dünden beri onu konuşuyordu. Genç kadınlara erotik mesajlar yollamakla suçlanmıştı. Adı taciz suçlamalarına karışan yazar, itiraf niteliğinde bir veda mesajı yayınladı. İyi bir insan olmaktı niyetim, başaramadım dedi ve intihar etti. Dün akşam saatlerinde İbrahim Çolak'ın Twitter hesabına yapılan bir yorum tüm gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kadına şiddet ve taciz olaylarının korkusuzca dillendirilmesi gerektiğini savunan Me Too, Türkçe anlamıyla ben de hareketine katılan Leyla Selinger isimli Twitter kullanıcısı, yayın evi sahibi yazar İbrahim Çolak'a yönelik bir taciz iddiasında bulundu. 10 Aralık tarihinde yaşanan olayda Twitter'da Leyla Selinger isimli kullanıcı Çolak'a "Belki sizin de dilenecek bir özrünüz vardır. Ne dersiniz, var mı öyle bir planınız?" diye sormuş. Bunun üzerine Çolak, "Elbette ki üzüp incittiğim, özrün ötesinde helalleşmek istediğim insanlar var." yanıtını vermişti. Bunun üzerine aynı hesaptan İbrahim Çolak'a bir yanıt daha geldi. "İnanılmaz bir arsızlık seviyesi bu. Tebrikler. Helallik nedir? Gencecik kadınlara erotik mesajlar gönderip onları travmatize etmenizin karşılığı helallik mi?" diye yazmıştı. Önce suçunu itiraf etti, sonra intihar etti. Taciz suçlamalarının ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan İbrahim Çolak'ın intihar ettiği açıklandı. Çolak, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda şunları söylemişti. "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim. Ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir. Lakin başkalarına söylediğim kendimize yakışanı yapalım düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hasaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum." Adı taciz iddialarına konu olan İhtiyar Kitabevi'nin sahibi İbrahim Çolak'ın paylaştığı bir gönderiyle intihar mesajı vermesinin ardından Çolak'ın yaşamına son verdiği kesinleşti. Çolak'ın Ankara Pursaklar'daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan, İbrahim Çolak'ın intihar ettiği ve cenazesinin Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi bilgisini paylaştı. Yeni Şafak yazarı gazeteci İsmail Kılıçarslan ise paylaşımında İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiçbir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı. Çok üzgünüm ifadelerini kullandı. Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen Leyla Selinger hesabı dün akşam saatlerinde attığı tweetleri silerek kullanıcı hesabını tamamen kapatmıştı. Hesabın daha önceki günlerde taciz ve şiddete uğramış kadınların hikayelerini paylaşabilecekleri bir mail adresi oluşturduklarını duyurarak kadınlara çağrı yapmış olmasıysa dikkatlerden kaçmadı. Hesaptan yapılan paylaşımda, "Sevgili kadınlar, edebiyat, sinema ve şair camialarında nüfus sahibi erkeklerin, taciz ve şiddetine uğramış herkesin malum sebeplerle bunu dile getirme cesareti bulamamış kadınların hikayelerini paylaşabilecekleri bir mail adresi oluşturduk" ifadelerine yer vermişti. Öte yandan Çolak'ın intihar haberinin ardından Leyla Selinger isimli kullanıcının 2015 yılında Twitter hesabından yaptığı "Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkaran İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin ben çapına, bağımsızlığına tüküreyim" paylaşımı da sosyal medyada gündem oldu. Çolak'ın intiharı sosyal medyayı ikiye böldü. İbrahim Çolak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tacizi kabul etmesinin ardından intihar ettiğinin açıklanması yeni bir tartışmaya yol açtı. Sosyal medyada kimi kullanıcılar linç kültürünün önlenemez bir noktaya ulaştığını savunurken, yargı yerine sosyal medyanın ön plana çıkmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Kimi kullanıcılarsa Çolak'ın yaptıklarından utandığı için değil, ifşa olduğu için intihar ettiğini savundu. Sosyal medyada dile getirilen yorumlardan bazıları ise şöyle: "Yaptın diye değil, yaptın duyuldu diye utanmak. Karımın, çocuklarımın yüzüne bakamam, ölürüm daha iyi diyorsan baştan hiç yapmayacaksın o zaman. Failin yaptıkları duyuldu diye yaşamına son vermesinin nedeni onu ifşa eden kadın değil, neden? Kendisi ve kendi eylemleridir."
İbrahim Çolak kardeşimizin birkaç saat önce vahim vefatıyla sonuçlanan süreç Leyla Salinger isimli FETÖ'cü alçağın operasyonuyla başladı. Umarım mesele yargı tarafından cinayet olarak değerlendirilir ve gereken yapılır. Çolak'ın intiharı üzerine açıklama yapan gazeteci Melis Alpan, İbrahim Çolak iddialar asılsız olduğu, haksız yere karalandığı için falan değil, doğru olduğu için intihar etti. Buradan fail erkekler adına bir mağduriyet çıkmaz, zorlamayın dedi.